Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Türk kürekçiler 25 Nisan'da Anzac günü kapsamında düzenlenecek surfboard yarışlarına hazırlık yapıyor. 1915 yılındaki Anzac çıkarmasında gemilerden karaya botlarla kürek çekerek çıkan askerler canlandırılacak. Yarışlara 1000 kadar bot katılacak. Çok sayıda Ermeni 24 Nisan törenleri öncesi Erivan'da 1915 yılında ölenleri andı. Ermeniler dualar edip anıta çiçekler bıraktı. Los Angeles'ta ise bir uçak kent üzerinde "Ermeni soykırımı, adalet istiyoruz" yazılı bir pankart taşıdı. Şili'nin Los Lagos bölgesindeki Calbuco Volkanı 43 yıl sonra yeniden harekete geçti. Aynı gün içinde iki büyük patlama meydana geldi. Volkanın kül ve duman püskürtmeye başlamasının ardından civar bölgelerde yaşayan halk tahliye edildi. 2013'teki Boston Maratonu sırasında düzenlenen saldırıya ilişkin davada karar aşamasına gelindi. Sanık Charnayev'in olaydan 3 ay sonra hücresinde çekilen görüntülerde yayınlandı. Charnayev'in kameralara yaptığı uygunsuz hareketleri davada gündeme gelmişti. Baltimore kentinde göstericiler gözaltında yaralanıp hayatını kaybeden Freddie Gray için adalet istedi. İki ayrı gösteride polis şiddeti protesto edildi. 12 Nisan'da gözaltına alınan Gray bir hafta sonra hayatını kaybetmişti. Lima'daki antik piramit açık hava sinemasına dönüştürüldü. Huaca Puclanasit alanındaki etkinlik tarihi insanlara tanıtmak için yerel hükümet tarafından düzenlendi. Antik yörenin inşası 400 yılında başlamıştı.